Malatya'nın Lezzetleri programından herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Yeşilyurt ilçemizin Şirin Mişirin Bostanbaşı mahallesindeyiz. Programımızın özel konuğu Zeynep Hanım ile Malatya mutfağına dair sohbetimiz olacak. Malatya lezzetleri hakkında konuşacağız ve kendisi bize Malatya yöresine ait patlıcanlı köftenin tarifini verecek. Biz de her aşamasını yapımından tutun sunumuna kadar sizler için teker teker çekeceğiz, ekranlara getireceğiz. Çok dolu dolu güzel bir program olacak inanıyorum. Burada doğayı, insanı, lezzeti ekranlara taşıyacağız. Anne yemeklerine döneceğiz. Kültürümüzü, gelenek göreneklerimizi ekranlarınıza getireceğiz. Haydi başlayalım. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yeter Sarı. Bostanbaşı Prestij Gül Konutları'nda oturuyorum. Aslen nerelisiniz? Elazığlıyım. Elazığlısınız. Malatya'nın yemeklerini yapabiliyor musun Yeter abla? Evet. Hangi? Kiraz yaprağı köftesi meşhurdur. Evet. Onu çok güzel yaparım. Patlıcanlı köfte yaparım. Evet. Ispanaklı köfte yaparım, analı kızlı köfte yaparım. Oo, siz Malatyalı olmuşsunuz ya. 30 yıldan fazladır Malatya'dan oturuyoruz zaten. Maşallah. Bugün programımızın konuğu bize patlıcanlı köftenin tarifini verecek, onu yapacak. Siz nasıl yaparsınız patlıcanlı köfteyi, hangi malzemeleri korsunuz? Patlıcanlı köfteyi biz köftelik denen bir bulgurumuz var, ondan yapıyoruz. Evet. Patlıcanı tuzlu suya küçük küçük doğruyoruz, evet. Acısı geçsin diye onları kavuruyoruz, köftelerimizi yapıyoruz. Patlıcanlar kavruluyor mu? Evet, patlıcanlar kavrulmasa güzel olmaz. Evet. Kuru soğanımızı tereyağında kavuruyoruz, evet. Salçasıyla onu da katıyoruz, güzel oluyor yani. Soğan, biber, hangi malzemeler katılıyor içerisine? Farklı. Soğan, biber, işte. Öyle salçası falan. Mercimek falan katılmıyor değil mi? Katılıyor mu mercimek baklagillerden? İsteğe göre. Seven katar, sevmeyen katmaz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba efendim, ismim Yusuf Konak. Evet. Ben Doğanşehirliyim. Evet. 2000 Elbistan Santral'da çalışıyordum, emekli oldum. Evet. Ve memleketim olan Malatya'ya yerleştim. Doğru. Burada ikamet ediyorum, bu mahalledeyim. Evet, çok güzel. Malatya'nın lezzetleri dediğimde aklınıza ilk gelen yemek hangisi? Yemek çeşidimiz çoktur. Evet. Kağıt kebabı. Evet. Türkiye'ce, hatta dünyaca meşhur. Çok evet. Kişi bilir. Evet. Efendim, kiraz yaprağı sarması. Evet. Çeşit çok. Yalnız bizde bir noksan var. Tanıtım noksanlığı var. Evet. Bir Gaziantep, bir Kahramanmaraş, bir Hatay gibi değiliz, Urfa gibi değiliz. Ürünümüz olmasına rağmen tanıtımımız kısa. Evet. Ondan dolayı biraz geride kalıyoruz. Yoksa bizim lezzetler oradan aşağı kalır değil yani. Biz bu eksikliği elimizden geldiği kadar gidermeye çalışıyoruz RTV olarak. Sizlerin de gayretleriyle. Evet. Evinizde yöresel yemek olarak hangi yemek daha çok pişer? Kağıt kebabı yapılır. Evet. Hanım maharetlidir. Dediğim gibi kiraz yaprağı sarması yapar, evet. İçli köfte yapar, lahmacun yapar. Envai çeşit yemek yapılır yani bizim evde. Peki siz eşinize mutfakta yardım ediyor musunuz yemek konusunda? Efendim, ben liseyi bekar olarak okudum. Evet. 3-5 kişiydik, beraberdik. Evet. Ben yemek yapmasını severdim. Ben yapardım yemeği, onlar bulaşığı yıkardı. Çok güzel. Biraz da zorunluluktan her şeyi öğrendim. Şimdi yani ben evde fazla yardım etmem de zor durumda kalsam mükemmel yemek çıkarırım. Çok. En güzel hangi yemeği yapıyorsunuz? Hemen hemen her çeşit yemeği yaparım. Hepsini yaparım görmeye diyorsunuz. Görmeye mahsus bir şey yani. Evet. Gördüğüm yemeğin hepsini yaparım. Yani el beceriniz var yemek konusunda. Var da hanım bana düşürmez yani. Sağ olun. Çok güzel, çok güzel. Eşiniz yöresel yemekler konusunda nasıl, güzel yapar mı? El lezzeti nasıldır? El lezzeti mükemmeldir. Zaten bizde düzinelerce diyebilirim kitap var, yemek kitapları. Evet. Da çok meraklı. Ve alır. Aynen birinci sınıf usta gibi, evet. Biraz da elinin lezzetiyle, evet.
Mükemmel yemek yapar, evet. Araştırarak elinin tabii, lezzetini tabii. de katıyor. Kendini geliştirdi bu konuda. Mükemmel yemekler yapıyor ki siz de böyle takdir ediyorsunuz. Çok güzel. Evet, evet, evet. İsmim Mehmet Erdurak. Malatyalıyım. Yeşilyurt Çiftesi'ne bağlı Yakınca kasabasında doğma büyümeyiz. Bizim Malatya'da yöremizin işte insanlarındanız. Çok güzel. Malatya'nın lezzetleri programını sunuyoruz. Evet. Malatya'nın lezzeti dediğimde aklınıza ilk gelen yemek hangisi? Malatya'nın lezzeti dediğimizde aklımıza ilk gelen yemekler baya çok. Mesela bunun yöresel yemeklerimizden patlıcandan yapılan eşkili köfte dediğimiz, evet. patlıcanlı sulu köfte dediğimiz, dolma köfte dediğimiz, yaprak evet. sarması. Şu anda tam mevsimi kiraz yaprağının evet. sarması. Yani aklımıza gelebilecek bayağı çok güzel şeyler var yani, evet. Yemekler var. Bunlar birkaç tanesi. Peki evinizde sıklıkta hangi yöresel yemek yapılır? Genellikle ıspanak sezonunda eşkili köfte ile patlıcan sezonunda patlıcanlı sulu köfte yapılır sezonunda. Programımızda da zaten evet. patlıcanlı köfteyi yapıyoruz, evet. onu çekeceğiz. Sever misiniz patlıcanlı evet, köfteyi? Evet, severiz. Severiz. Peki evinizde eşiniz güzel yapar mı? Yapar. Eşim de, annem de güzel yapar. İkisini kıyaslayacak olsak anneniz mi, eşiniz mi daha güzel yapar? Onu kıyaslama gibi yapmayalım da ikisinin de lezzeti ayrı ayrıdır. İkisi de birbirinden daha güzel yapar. Ama anne eli lezzeti farklıdır değil mi? Tabii ki o ayrı bir konu. Anne eli lezzeti farklıdır ama zamanla da işte gelenler o lezzeti eline almış oluyor. Hep beraber güzelce bir lezzet ortaya çıkıyor. Yani kayınvalideden eğitimini aldı diyorsunuz tabii, eşinizde. Tabii. Çok güzel. Sevgili izleyenler, Zeynep Hanım'ın mutfağındayız. Öncelikle kendisine bizi evinde misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım kimdir? Bir tanıyalım öncelikle. Evet, ismim Zeynep. 33 yaşındayım. İki çocuk annesiyim, asker eşiyim. Aslen Adıyamanlıyım, Malatya geliniyim. Çok güzel. Sevgili izleyenler, aslen Adıyamanlı ama Zeynep Hanım dedi ki ben Malatya'nın yemeklerini de çok güzel yapar, sizlere sunumunu da yaparım dedi, iddialıyım dedi. Aynen, evet. Yani Malatya yemeğini yapmak için Malatyalı olmak gerekmiyor bence, bu konuda iddialıyım. Kendini çok geliştirmek güzel. Önemli. Peki bu Malatya yemeğiyle ilgili kültürü, deneyimi nereden öğrendin? Yani nereden öğrendim? Hani ben evlendiğim zaman direkt biz Diyarbakır'a gittik. Orada eşim görevi nedeniyle. Hani çok bir bilgim yoktu yemek konusunda ama eşim sonuçta Malatyalı olduğu için ondan çok öğrendim. Eşinden öğrendin o zaman. Aynen. Güzel aynen, yemek genelde. Yapar mı eşin? Çok güzel yemek yapar. Yani, hangi tür yemekleri güzel genelde yapar? Genelde et yemeklerini çok sever. Et yemeklerini yapar. Yani yardım ediyor yani ediyor. Mutfakta kesinlikle sana. Kesinlikle en büyük destekçim. Yani çok yemeği ondan öğrendim diyebilirim. Erkeklere bir örnek şey. Olsun buradan. Kesinlikle aynen. O konuda çok özellikle iyi. Özellikle benim eşime biraz örnek olsun. Bize bugün ne pişireceksiniz? Evet, bugün patlıcanlı, kuru patlıcanlı ekşili sulu köfte yapacağım. Malatya yöresine ait. Tabii ki Malatya yöresine evet. ait. Peki bunun için malzemelerimizi izleyenlerimize evet, duyuralım. Tabii hangileri? Ki bunun için öncelikle ben hamurundan başlamak istiyorum. Evet, evet. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar, bir su bardağı 200 milimlik kullandım ben. 1,5 su bardağı kadar yarma, 1,5 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı nohut, haşlanmış nohut, 1,5 su bardağı haşlanmış mercimek, 1,5 su bardağı kadar da haşlanmış kuru patlıcan, kuru biber, kuru domates de var içinde. 1,5 yemek kaşığı diyelim. Domates ve biber salçası karışık. Ayrıyeten bunlar zaten sosu için olacak. Ayrıyeten ben domates sosu da kullandım. Burada zaten 1 adet soğanım var. Bunu yağını yakım aşamasında kullanacağız. Aynen bu şekilde yapacağız. Evet, o zaman şimdi başlayalım yapım aşamasına. Tamam, Zeynep'ciğim. Başlayalım. Aynen. Evet. Şu şekilde suyumuzu şöyle alıyoruz. Tamam. Eldivenlerimizi giyiyoruz. Yani ben eldiven takıyorum isteyen. Hünerli eller. Ay, teşekkür ederim. Şu şekilde 1,5 su bardağı yine söyleyelim. İkisi de
Peki bulgurumuzu karıştırdık. Şimdi üzerine. Aynen. Suyumuz sıcak mı, soğuk mu? Aslında suyumuz ılık olsa çok iyi olur. Hani sıcak da yapanlar var ama ben ılık suyla ısıtıyorum. Ilık suyla ısıtıyoruz. Tam suyunu ilave edelim o zaman. Biraz önce tuz ekleyelim. Hangisi tuz? Tuz burada. Şöyle de tuzumuzu unutmayalım. Bu şekilde. Suyumuzu ekliyoruz, karıştıracağız. Ekliyor. Çok su katmamaya dikkat edelim. Fazla çünkü olmuyor, değil fazla mi? Olunca şey oluyor, yumuşak oluyor. Evet. Bu sefer şimdi biz bunları yuvarlayacağız küçük küçük. O yüzden yuvarlanmıyor, hamur oluyor. Şu şekilde. Tabii şimdi bunu ıslattık. Kaç dakika bekleyecek Zeynep? Bu bir 10 dakika bekleyecek. Kendisini çekecek suyunu. Ondan sonra biz bunu yoğurup yuvarlama aşamasına geçeceğiz. Tamam. 10 dakika bekliyoruz. Evet sevgili izleyenler, bulgurumuz yumuşadı. Şimdi yoğurma aşamasına geçeceğiz. 10 dakika beklettik. Zeynep'ciğim yoğurmaya geçelim. Tamam, yoğurma aşamasına geçelim. Tamam. Geçmeden önce hijyen kuralları açısından bir bandana... Çok da temiz çalışıyor Zeynep. Tebrik ediyorum seni. Bandananı yani, takmakta evet, ben sana yardımcı olayım. Teşekkürler. Ben sana su ilave edebilirim istediğin yerde. Dökeyim mi biraz? Önce bir bakayım ben şimdi tamam. Şöyle. Kilo açısından da çok böyle kalorili bir yemek değil. Aynen öyle. Sağlıklı besinler, yöresel yemekler. Yöresel. Değil mi? Evet. Hani istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Zaten çerez gibi öyle gidiyor yani. Yapınca, yiyince anlayacaksınız. Çok az bir daha su ilave edelim. Tamam. Malatya'da 40'ı bulgurlu olmak üzere 72 çeşit köfte olduğu söyleniyor. Kesinlikle köfteleri öyle. O kadar meşhur. Evet, biz senin bildiklerin hangileri mesela? Yani başta analı kızlı köfte evet. Geliyor. Yapraklı köfte, biraz evet. Yaprağı. Evet. Ekşili köfte, sıkma köfte. Patlıcanlı köfteyi de biliyorsun. Evet. Aynen yoğurtlu köfte de var sanırım. Her şeyi katıyorlar ya köftenin içerisine çok güzel lezzetler değişik. Aynen öyle. Biz Fethiye'de işim görev yaparken işte bana söylüyorlardı. Hani sizin doğu yemekleriniz nasıl neler var diye. Ben sayıyordum böyle köfte. Aa diyorlar yani hepsi mi köfte? Yani Malatya hep köfteden mi var? Evet. Ama hepsinin de tadı lezzeti farklı farklı. Aynen. Evet. Şimdi hamurumuz tutmaya başladı. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tutuyor zaten. Su eklememe gerek var mı? Çok az daha biraz daha su alayım ben. Tamam. Şimdi dökerken yeterli. Ben de sana yardım edeceğim. Ay evet çok iyi olur. Yöresel yemeklere ilgim benim çok fazla. Çok seviyorum. Bu köfteleri yoğurmak için bir kol lazım. Bende de o kolu görüyorum ben. Gayet güzel yoğuruyorsun. Ellerine sağlık. Gayet kaslı herhalde evet. Kol açısından. Çünkü hep köfte olduğu için. Evet. Böyle. Eskiden böyle köfte evet, meclisleri kurulurdu değil mi? Bayramlarda, düğünlerde toplu yemekler yapılırdı. Konu komşu toplanır. Köftemiz kendine geliyor. Bayağı bir tutmaya başladı. Bunlar da marifet yoğurması değil mi? Biraz yorucu ama. Neyse üzülme sana yardım edeceğim ben. Teşekkür dökerken. Ederim. Su eklememe gerek var mı? Şu an biraz kendini bulsun bence. Birazdan. Çok az daha alabilirim. Tamam. Çok az. Teşekkürler tamam. Evet hamurumuz bitti. Şu an yoğurma aşamamız bitti. Yuvarlama aşamasına geçeceğiz. Şimdi şu şekilde ben hamurumu katlıyorum. Evet çok da güzel çok oldu. Çok güzel bir hamur de, oldu çünkü yapışıyor. Malatya gelini olduğum belli olsun. Şöyle bir yukarıdan at. Şöyle mi? Bak, bunu genelde yukarıya atarlar. Çiğ köfteyi.
Ben de bandanamı taktım şu bu arada şekilde. Sevgili izleyenler. Evet. Şöyle eldivenimi de takayım. Bir kase alsak iyiydi aslında. Şöyle kase. Elimizi ıslatmamız lazım. Alalım, tamam. Ona biraz su alalım. Suyumuzu da koyalım. Yeterli. Şöyle elimizi ıslatalım. Ben sen şöyle dök, ben yuvarlayayım. Şöyle yapayım, aynen. Şöyle bırakayım. Dur, bırakmayayım ben. Bunu eldivenle yapabileceğiz. Eldivenle yapamayacaksak yapacağız, çıkaralım evet. Olmadı. Yaparız hani, sefer. Ben yuvarlayabiliyorum. Gayet bunun küçük olması lazım. Şu şekilde. Şöyle. Küçük küçük köftelerimizi kesinlikle döküyoruz sevgili izleyenler. Şu şekilde. Senin elin herhalde yoğurduğun için yapışıyor. Evet. Ben dökeyim. Şöyle. Sen yuvarla tamam. İstersen. Vallahi güzel bir ikili olduk Zeynep'ciğim seninle. Bir ev yemekleri açabiliriz yöresel neden yemekler olmaz üzerine değil mi? Kesinlikle. Zaten neden benim olmaz hayalim. Ama eşim bana destek olmadığı, arkamda durmadığı için evet yapamıyorum. Olur inşallah. Yani bu şekilde devam edersek belki ikna edebiliriz. Yöresel yemeklere olan yoğun ilgimden dolayı sevgili izleyenler, gezmeyi, görmeyi, yemek yapıp sunmayı çok seviyorum. Kendime hobi olarak bir Instagram hesabı açtım. Burada yaptığım yemekleri paylaşıyorum tarifleriyle birlikte. Beni oradan takibe alabilirsiniz. Serpilce alt süre hobi. Bu arada Zeynep'in de Instagram hesabı var, sosyal medyası. Seninkini de söyleyelim canım. Zeynep'in minik sunumları diyerekten yeni bir sayfam zaten benim. Büyümeye başlıyorum. Çok da eğlenceli bir sayfa. Sadece yemek değil, işte kahve sunumu olsun, hayata dair evet güzel kareler, eğlenceli. Evet, kızımı bile çekiyorum yani. 4 yaşında kızımı. Ben takip ediyorum Zeynep'i. Evet. Size de öneriyorum. Çok güzel sunumları var. Teşekkür ederim. Hele o minik kızıyla çekimleri harika. Ben bayılarak izliyorum. Teşekkür ederim. Neydi kızın ismi? Ekin. Büyük maşallah kızım Melis, çok tatlı ya. Küçüğü Ekin. Kaç yaşında Ekin? Ekin 4 yaşında. Ablası da 11 yaşında. O büyük çocuk da var. Evet. Hiç göstermiyorsun. Boyum kadar kızım var. Maşallah sana. Köftelerimizi döküyoruz. Şöyle böyle bu şekilde. Minik minik. Eldivenle biraz zorlasak evet da. Dikkat ediyoruz. Evet. Minik minik olacak. Hani çok büyük olmayacak. Çünkü haşlanacak bu. Bu şekilde. Bunu yaparken ben de suyunu koysam kaynasa çok iyi olur aslında. Tamam sen bunu suyunu bitirelim koy o zaman. Aynen ben suyunu bir koyayım kaynasın. Kaynasın. Yemek konusunda iddialıyız Zeynep. Evet şimdi suyunu ocağa koyacağım. Ondan sonra bu zaten ana yemeğin şeyi suyu da hepsini birlikte içinde kaynamış olacak. Şimdi nasıl olacak? Suyumuz bu su kaynayacak. Evet. Öncelikle köftelerini kaynatacağız. Yaptığımız köfteleri suyun içerisine aynen bırakacağız. Biraz tamam. Çünkü bunlar diğer malzemeler haşlandığı için evet öncelikle köftenin pişmesi gerekiyor. Tamam köftemizi pişireceğiz. Evet bırakıyorum. Tamamdır. Biz köfteleri yapana kadar suyumuz kaynasın. Hemen çabuk gel bana yardıma. Hemen geliyorum. Ben direkt elle girsem olur mu acaba? Olur olur zaten eldivenle dökmesi çünkü çok zor oluyor. Şu şekilde ben gireceğim artık. Sen yuvarlıyorsun. Aynen. Ben döküyorum şöyle. Ben hem döküp hem yuvarlıyorum. Aynen. Hep yalnız yaptığım için. Ben de çok yalnız yapıyorum genelde ablacığım. Eşin yardım ediyordu ama sana eşim da bu şöyle tür yemeklerde yardım hayır ediyor eşim mu? Eşim bu şekilde oturup hani köfteyi varlayayım, yaprak sarayım zaten görevinden çok vakti olmuyor da. Evet. Yani o genelde hani et yemekleri oluyor bu şekilde bir mangaldır. De, hani erkekler ızgara tarzı onları siz yapıyor. Siz tayinciydiniz bizim gibi değil mi? Kesinlikle. Gittiğiniz yerlerde de bu yemek kültürünü, gelenek göreneklerini öğrenmişsindir. Aynen. Gittiğiniz kesinlikle illerin. Hangi illerde bulundunuz? Diyarbakır'da bulunduk biz. Çok dediğim güzel gibi ilk evlendim oraya gittim. Evet. Orada da genelde tabii ki doğu kültürü olduğu için evet çok ağır yemekler. İşte Diyarbakır ciğeri, evet mumbar dolma, perde pilavı genelde çok ağır yemekler
yapılıyor. Tabii bunları çok beceremesem de ben, yani eşim yapıyor genelde, bu ciğerdir işte, et, ızgara. Ondan sonra şeydeydik biz, Muğla Fethiye'de 4 sene kaldım. Muğla'nın neyi meşhur mesela, hangi yemeği? Muğla'nın genelde keşke meşhur. Keşkek. Hani Muğla şey olduğu için Fethiye'deydik biz. Evet. Deniz ürünleri, zeytinyağlılar genelde çok tercih ediliyor yani, hep zeytinyağlı. Çok et yok yani orada, çok fazla et değil, balık ürünleri. Başka nerede bulundunuz? Burada o kadar. Muğla ve Muğla, Diyarbakır. Muğla, Fethiye ve Diyarbakır, aynen. Şimdi de buradayız zaten. Bu bizim için avantaj, gittiğimiz yerlerin kültürünü kesinlikle öğreniyoruz. Kesinlikle, aynen. Her türlü şeyden yemeğini öğreniyoruz, aynen. Aynen, şeyde Fethiye biliyorsunuz turizm bölgesi. Orada bir sürü hani ülkelere göre şey var, mutfak var, restoran var. İşte Çin mutfağı, Hint, İtalyan, yani bunlardan da biz çok şey yaptık. Hani ilgi de var böyle. Peki senin ilgin daha çok dünya mutfağına mı, böyle yöresel lezzetlere mi? Ya hepsinin yeri ayrı aslında. Hepsini de yapıyorum kesinlikle diyorsun. Kesinlikle, ya çok da güzel, hani dünya mutfağı da çok güzel. Yani yemekleri falan böyle, onlar da çok güzel oluyor. Çocukların hangi tür yemekleri tercih ediyor? Çocuklarım genelde mesela küçük kızım analık kızlı köfteye bayılıyor. Evet. Kesinlikle. Yani köfteci. Tabii şey de var, fast food, köfte, patates kızartması. Daha cazip anne geliyor değil mi? Aynen. Şimdiki nesile otursun. Onları da yap yiyelim falan bu şekilde, ama ben yemek kültürümüzü yaşatmaya çalışıyorum. Çok mutfağımda güzel, kesinlikle evet, yedirmeye çalışıyorum yani. Mesela bu yemeği de çok sever küçük. Evet. Büyük biraz seçicidir ama. Çocuklar için çok faydalı bir yemek. Aynen. Bu içinde neler var bak. Kesinlikle hep demir deposu. Aynen öyle. Mercimek olsun, nohut, protein. Malatya mutfağında bir de çok ekonomik şartlarda yemek yapılabiliyor. Aynen. Mesela bulgurdan. Yani her şey köfte dediğimde. Misafir sofralara hazırlanabiliyor. Aynen, her şey bulgurdan oluyor genelde. Şu şekle çok becerebilsem de. Yok, çok güzel beceriyorsun. Çok güzel. Şöyle. Çok öğrenmeye çalıştım ama ancak bu kadar oluyor. Çok güzel öğrenmişsin bence. Teşekkürler. Yuvarlamaya geçeyim ben de. Ben üçlü de yuvarlıyorum böyle. Bazen dörtlü de katıyorum. Oy oy, maşallah sana. Şu şekilde dörtlü de şöyle. Hadi bakalım, göster. Göster. Yapışma sakın. Şöyle. Bak, ben de iki tane yuvarlayabildim. Evet. Ama eldivenle olmuyor. Eldivenle aynen olmuyor. Aynen. Sevgili izleyenler, köftelerimizi döktük, bitti. Şimdi hangi aşamadayız Zeynep? Şimdi kaynayan suya dökeceğiz. Tamam, ben bunu sana vereyim. Evet. Bu arada ben bandanamı da çıkarayım. Olur. Çok sıktı beni sıcaktan dolayı. Şu şekilde bakıyoruz. Evet, gayet de güzel kaynıyor suyumuz. Şu şekilde döküyorum ben. Evet. Kaynayan suyumuzun içerisine köftelerimizi boşaltıyoruz, haşlanacak. Bütün malzemelerimiz haşlanmış olduğu için köftemiz evet, haşlanmamış. Öncelikle köftemizi haşlamamız gerekiyor. Anladım. Sonra ne kadar haşlanacak? Süresi ne kadar? Süresi mesela? Süresi bir 15 dakikada haşlanacak, kaynayacak. Kaynamaya bırakıyoruz. Tamam, bunu kaynamaya bıraktık şimdi. Aynen öyle. Bunu şu şekilde yarım yapayım, taşmasın. Yine tamamdır, dikkat ederiz. Ona ben bakarım. Evet. Hangi işlemi yapacağız? Biz şu an o kaynamaya dursun, yağ yakım aşamasına geçelim. Tamam. Soğanımızı doğrayalım. Burada hazırlamıştım ben. Şöyle. Ne kadar yağ koyuyoruz Zeynep? Yani o tencereye bu kadar. Var değil aynen mi? Aynen, şu kadar bir tereyağı yeterli. Ben şuradan kaşığıma alıyorum hemen. Burada da ben zeytinyağlı yapıyorum. Hani ikisi karışık. Zeytinyağı ve tereyağı karışık yapıyorum. Ben yemeklerimde zeytinyağıyla tereyağını karıştırıp yapıyorum. Hani isteyen tabii ki arzu edebilir. Sıvı yağ da kullanabilir yani. Tabii ki kullanabilir. Şu şekilde. Ama yemeğe lezzetini veren bence tereyağı ve kesinlikle zeytinyağı. Kesinlikle. Yani Malatya mutfağında tereyağı olmazsa olmaz. Kesinlikle. Aynen öyle. Şu şekilde. Yani bu kadar yeterli bence. Sevgili izleyenler, yağımızı tavamıza koyduk. Şimdi aynen, soğanını doğrayacağız Zeynep. Soğanını da doğrayalım. Umarım acı değildir soğanın. Şu şekilde yapayım şöyle. Soğan acı bazen evet geliyor şu anda. Gözlerim ben çok hassas. Soğan doğrarken acayip yanıyor. Aynen. Ben biraz uzaklaşayım senden.
Evet, soğanları yağın üzerine boşaltıyoruz. Koyduk, şunu da şu şekilde doğrayalım. Bu lezzeti yemek için sabırsızlanıyorum ben Zeynep. Değecek ama, göreceksiniz. Eminim. Aynen. Şuraya koyalım şu şekilde. Yani soğanın büyüklüğü küçüklüğü fark etmiyor. Sonuçta bayağı... Diğer malzemeler de iri, arada kaybolacak. Aynen, iri. Aynen, hiç öyle küçük doğrayalım falan diye strese sıkıntıya girmeyin şu an. Gerek yok o yani. O şekilde de doğramıyorum çünkü. Şöyle. Eleştirenler olabilir. Soğan doğramak konusunda. Şu şekilde döküyorum. Evet, soğanımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz Zeynep'ciğim? Soğanımızı ocağa alıyoruz. Tamam. Kızarmaya bırakıyoruz. Tamam. Şu şekilde. Köftemiz de bir yandan haşlanıyor. Köftemiz haşlanıyor. Şöyle kontrol de edebiliriz aslında. Şöyle. Evet. Çok güzel, tam kıvamında olmuş bence. Aynen. Küçük de, hani çok da eri değil. Evet. Şu şekilde biraz daha haşlansın, özlensin biraz. Şöyle karıştırıp karıştırıp şekilde... bir görünsün. Devam ediyoruz. Şöyle bir kontrol edelim köftelerimizi. Şöyle. Evet, biraz daha haşlanma aşaması var. Özleşsin biraz daha. Şu şekilde. Bekliyoruz. Zaten yağımız da. Altını açtık, evet, değil mi? Evet, altını açtık şimdi. Kızarıyor, kızaracak. Evet, bu şekilde yağımız da. Soğanlarımız güzel kavrulacak, aynen, karamelize olacak değil mi? Aynen öyle. Pembeleşince sonra sosunu, salçasını ekleyeceğiz. Ben şunu merak ediyorum Zeynep. Şimdi bu malzemeleri köftenin içerisine mi atacağız, onun suyunu süzmeyeceğiz değil mi? Hayır, işte demek istediğim oydu. Evet. Kendi içini özleşecek, evet, o özlü suyun içine atacağız hepsini. Köftenin suyunun kesinlikle içerisine malzemeleri yani katacağız. Yani olay bu. Anladım. Hepsini tekrar tek tek getirip, evet, dökeceğiz. En sonunda yağımızı yakacağız üzerine. Bu şekilde özleşecek. Çok güzel. Yani köftenin şeyi, içinden çıkan su lezzeti, onun lezzetini hani dökmüyoruz. Suyu özlendiriyor, kıvamlandırıyor aynen, değil mi? Aynen. Hani onun içindeki vitamini de, evet, süzmüyoruz hani içinde kalsın diye bu şekilde. Kızarmaya başladı bu arada soğanlarımız. Yavaş yavaş. Köftemiz de bir yandan kaynıyor. Evet. Güzel bir şekilde. Tereyağının kokusu besler gibi tereyağı geldi. Tereyağı birazdan aynen köpürecek bayağı. Evet. Tereyağı gerçekten de yemeklere lezzetini lezzet veren, veriyor. Değil aynen mi? Kokusu yani kapının dışından bile geliyor, duyuluyor. Evet. Sayfanda sosyal medya hesabında gördüğüm kadarıyla sunum daha öncelikli değil mi? Sunuma ben daha aslında mı? Aslında sunumla başladım, evet, ama yani böyle mutfağa girince hani bazen kendimi kaybediyorum. Böyle değişik yemekler falan yapıyorsun da çok aynen yapıyorum. Dedim yani niye onu da ekleyeyim. Çok güzel yapmışsın valla. Aynen, eşim de çok destek bu konuda bana. O da değişik fikirleri var yani. O şekilde yani böyle eğlenceli bir sayfa aslında, sıkıcı bir sayfa değil. Her ama orası da bölümde emek istiyor değil mi? Evet, soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Az kaldı değil mi? Aynen, az kaldı. Şöyle bir köftemi de kontrol edeceğim. Tekrardan. Köftemiz oldu mu? Aynen, köftemiz de oluyor. Aslında biz diğer malzemeleri ekleyelim bence. Ne gerekiyor şimdi, ben getireyim şimdi sana, önce yardımcı olayım. Şimdi önce mercimeği alayım. Mercimek. Şunları da yanımda alayım. Tamam. Şöyle mercimeği döküyorum. Zaten bu da haşlanmış. Haşlanmış köftemizin üzerine mercimeğimizi ilave ediyoruz. Haşlanmış mercimeği. Bunun içerisine bunu ne zaman koyacağız, sonra mı? Bunu 2 dakika bu böyle bir kendine gelsin. Tamam. O arada biz soğanımızı tekrar şurada kontrol edelim. Şurada var, onu da alalım. Tamam. Soğanımız için salça ve sos da ilave önce edelim. Aynen. İkisini de alalım biz. Şöyle şunları bir geriye atalım. Şöyle mercimeğimizle köftemiz buluştu. Evet.
Birkaç dakikada böyle kaynayacak. Aynen, birkaç dakikada böyle özleşsin. Tamam. Ondan sonra nohutumuzu ilave edeceğiz. Böyle bir iki dakikada onunla birlikte bir özleşecek. En sona da kuru patlıcan, biber ve domates. Domates kurusu mu? Domates kurusu da var. Yani ben ilave ettim. İsteyen, tercihe göre yani sevmeyen olursa tabii ki. Biber de seviyorum ben ama tabii ki şeyin dışına çıkmamak adına, tarifin dışına çıkmamak adına biber ve patlıcan şart. Ben ekstra domates kurusunu ekledim. Ama domates aynen. Kurusu daha farklı bir lezzet veriyor. Kesinlikle. Ben katıyorum yemeklere. Evet, kesinlikle. Bir de şey var, bu yemeğe kuru fasulye, yeşil fasulyeyi kurutup onu da ekleme yapıyorlar. Aynen, ben onu denemedim hiç. Bu da ekstra bir bilgi olsun sevene o şekilde. Çok ya, Malatya'da köfte çeşidi çok, çok artık. Aynen. Malzemelerle renklendiriyorlar, daha da lezzetli hale getiriyorlar. Ben bayılıyorum. Ben aslen Sivaslıyım ama Malatya yemeklerine bayılıyorum ben. Zaten bizim damak zevkimize de uygun aynı Malatya zaten mutfağı. Evet, yakın sonuçta. Nohutu da bence ilave edelim, vakti geldi. Şu şekilde. Tamam. Şimdi döküyorum nohutunu yavaşça. Nohutunu da ilave ediyoruz. Aynen. En sona patlıcanı en sona, ekleyeceğiz evet. Değil mi? Heh, aynen şu şekilde. Şöyle görüntüye bakar mısınız? Harika. Renk renk böyle çok güzel durdu. Bu haliyle bile değil iştah mi? Açıcı. Aynen. Yağını döktükten sonra evet. Daha çok güzel. Şu şekilde bırakıyorum. Soğana geçiyoruz. Soğanlarımız kızarmaya başlamış. Öncelikle domates sosunu ekliyorum. Tamam. Şu şekilde. Şöyle biraz kavuruyoruz değil mi? Aynen, bu biraz böyle kavruluyor. Tabii acı sevenler ekstra yerken biber. Yerken üzerine de ekleyebilir aynen, yani. Aynen öyle çünkü. Yiyen kişilerin damak tadına kalmış aynen o. Aynen öyle. Şu an biraz kavrulsun. Şu şekilde. Oh, mis gibi kokutu. Aynen. Zaten domates de sos olduğu için kendim yaptım onu da. Sosu da kendin yaptın. O kadar maharetli bir kadın. Teşekkür ederim. Kışlık yapıyorum böyle kavanozlara koyuyorum sos ben. Şeklinde, sos şeklinde yemeklere aynen, kullanıyorsun. Robotta. Kesinlikle makarna olsun, salçalı pilav olsun. O kadar pratik ki. Hani kışın ben mevsiminde meyveyi, sebzeyi mevsiminde seviyorum. O yüzden. Kışın alınan sebzelerin zaten hiçbir tadı, tadı olmuyor. Aynı şekilde patlıcanımı kurutuyorum yazdan bu şekilde. Biberimi kurutuyorum yazdan bu çok şekilde. Güzel. Kışın bunu bir de kavuruyorum sadece böyle şeyde sosta. O da çok lezzetli kahvaltıya olur. Kahvaltıya da özellikle ya da bir bulgur pilavının evet. Yanına çok güzel gidiyor. Şu şekilde. Bayağı bir kendine geldi zaten. Salçamızı ekleyebiliriz aslında. Tamam, salçamızı da ekleyelim. Biraz da onunla kavrulsun. Salçam domatesle biber salçası karışık. Ev yapımı mı? Bu salça? Ev yapımı kesinlikle. Belli, Adıyaman görüntüden belli. Salçası. Bu annemler yapıyor. Annen kendi yapıyor. Kesinlikle aynı. Annem, güzel. Ablam, ablalarım kendileri yapıyor. Bana gönderiyorlar. Ailen Adıyaman'da mı yaşıyor? Ailem, evet annem Adıyaman'da. Evet. Biz aslında şöyle söyleyeyim. 6 kız kardeşiz. En küçük numara benim. 3 ablam Adıyaman'da, merkezde. 2 ablam da Malatya'da, buradalar. Biz burada 3 kız kardeşiz Malatya'da. İyi, yalnız kalmamışsın yalnız burada değilim, en azından. Çok güzel. Çok şanslıyım, aynen. Yani ablalarımı da çok seviyorum. Bunlar buradan da onlara selam söylüyorum. Anneme de çok selam. Onlar da Adıyaman'da böyle kışlıklarımı yapıyorlar. Sağ olsunlar. Gönderiyorlar. Ellerine sağlık. Çok düşünüyor beni. Kuru dolmalık biber, evet. Patlıcan, kabak, salatalık. Bunları her hepsi annenden kesinlikle. Geliyor. Şanslısın valla. Aynen öyle yapıp gönderiyorlar. Sağ olsun. Salçama kadar ben hiç düşünmüyorum. Annem diyor ki işte Zeynep'in salçası özellikle onu da yapılacak. Hazırlıyor, yani. Gönderiyor. Sağ olsun. Allah başımızdan eksik etmesin annelerimizi. Şöyle. Evet. Güzel. Özleşti. Bu da böyle. Tamam. Hazır mı şimdi bu sosumuz? Hazır. Evet, sosumuz hazır. Patlıcanı ne zaman ekliyoruz? Patlıcanımızı şu an ekleyelim. Şöyle şunun altını kapatalım. Tamam. Oh, güzelce pişmiş.
hepsi şu şekilde en ekliyorum. Son olarak patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Evet, patlıcan, kuru sebzelerimizi, yeşil biber ve domates kurusu. Domates kurusu, aynen. Of of, şu görüntümüz. Tercihe göre suyunu eksiltip çoğaltılabilir. Koyuluğu ayarlanabilir diyorsun. Bizim için iyi. Yani bu özdeşliği kaynadıkça biraz suyunu çekebilir. Bekleyince o yüzden ekstra de. Evet, sıcak suda dökebiliriz. Şu şekilde bizimki böyle biraz daha kaynasın. Bizimki yeterli bence, bu iyi. Tamam. Şimdi sosunu ekleyelim mi üzerine? 2 dakika bir kaynama aynen aşaması mı olsun. Kuru patlıcanlar soğuk olduğu için hani dışarıda aynen bir kendine bir gelsinler. Şu şekilde koyalım şöyle. Isınmış. Tamam, bu zaten tamam. Onu bir bekleyeceğiz. En son. Çok da karıştırıp ezmeyelim. Ne kadar yaratıcı kadınlarmış Malatya kadınları ya. Şu malzemeleri köftenin içerisine ekleyip değil de mi bir yemek çıkarmak büyük bir maharet. Aynen, aynen. Evet Zeynep'ciğim, şu an hangi aşamadayız? Şu an sosumuzu hazır. Tamam. Malzemeler de hazır. Şu anda dökme aşamasındayız, yağını yakma aşamasındayız diğer bir tabirle. Şimdi dökeceğiz onu. Tamam. Ve son aşama diyebiliriz. Yani yağını yaktık, sosunu aynen yaptık. Şimdi evet kaynayan köftenin üzerine boşaltıyoruz. Sosumuzu evet tamam şu şekilde döküyorum ben. Pişti, hazır. Şimdi hangi aşamadayız? Servis aşamasındayız. Şu anda evet, evet yemeğimizi alıp servise hazır hale getireceğiz. Tamam, servis tabağına boşaltacağız. Aynen öyle. Doğru. Ben tabağımı alıyorum. Şu şekilde. Tencereyi getireyim mi ben sana? Tencereyi çok iyi olur. Şöyle. Kepçeyle mi alacaksın? Altına ne koyalım bunu? Oraya ben koydum. Tamam. Bu şekilde. Şöyle kepçeyle dökelim bunu. Bayağı güzel görünüyor. Evet, harika görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İnşallah olur. Şu şekilde. Servise hazır hale getiriyoruz. Sevgili izleyenler, görüntüsü muhteşem oldu. Buradaki kokuyu da almanızı isterdim. Harika bir koku var. Aynen. Mutfağı sardı. Ekstra acı sevenler kuru acı biber, hani kurutuyorsunuz ya, evet, o şekilde içine atılabilir. Acı da gerçekten çok güzel yenen bir yemek. Aynen. Ben acı daha fazla seviyorum biz de yemeklerde. Biz de çok acı seviyoruz. Aynen, kesinlikle. Acı bir tık da insanların iştahını açmıyor değil. Açıyor değil mi? Ama bir yandan da yağ yakıyor diye biliyorum. Evet. Hani sağlıklı, faydalı diye. Şu şekilde kalanını da böyle döküyorum. Servis tabağıma. Şu şekilde evet. Alıyorum bunu. Evet sevgili izleyenler, servisimizi de yaptık. Şimdi biz
yeme aşamasına geçiyoruz. Çok güzel Aynen. bir masa hazırlamış Zeynep Hanım bize. Hadi bakalım. Sevgili izleyenler, en sevdiğim kısma geldik. Şu an yeme bölümündeyiz. Birazdan yemeğe geçeceğiz. Zeynep Hanım bize sadece patlıcanlı köfteyle kalmamış, döktürmüş valla. Şöyle bir masaya baktığımda benim gözüm gönlüm doydu yemeden daha. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçi işlemler sırasında tam not aldım benden ama şu an lezzetine bakacağım. Vallahi harika bir lezzet sevgili izleyenler. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel olmuş. Ellerine kollarına Afiyet sağlık. Olsun. Şimdi masadaki lezzetlerimizi izleyenlerimize bir söylesen. Tabii aynen. Ben bunları bir gün önceden yaptım. Dün yaptım. Zeytinyağlı yaprak sarması yaptım sizin için. Burada şey var, kabak yoğurtlama. Burada kedi dilli çilekli pastam var, muhallebili. Böreğimiz. Buzluk böreği diyoruz. Biz bunu sarıyoruz, buzluğa atıyoruz, sonra çıkarıyoruz anında. Hemen. Kolaylık değil Kesinlikle. Mi? Aniden bir misafir geldiğinde Aynen. çıkar. Ama bunu dün yaptım yani buzluğa atmadan. Yani buzluğa atıyorsun, pişirmeden atıyorsun değil mi? Çiğ atıyorsun, sarıyoruz, buzluğa atıyoruz. Atıyorum misafir geldi hemen anında çıkarıyorum. Üzerine işte bir hafif yağ, susam, çörek otu fırına veriyorum. Hemen aynı anda çıkıyor yani çok güzel. Burada da yine içli köfte. Malatya yöresine ait içli aynen. köftemiz. Kendi sayfamda da yaptım ben içli köfte Bunlardan konusunda. Bahsedelim biraz Bayağı ilerleyelim. O çay, çay yaptım size. Bu da doğal Malatya'nın vişne suyu. Doğal vişne. Kendin yaptın değil mi? Kendim yapmadım. Yapmadın. Evet kendim yapmadım. Doğal yani şey değil. Aynen bu şekilde. Kurabiyemiz. Ha, kurabiyemiz var burada da aynı şekilde. Şöyle nişastayla yapılan bir kurabiyemiz. Bu da çok güzel, çok hafif bir kurabiye. Bunun da tarifini ayrıca sayfamdan hepsini tek tek vereceğim. Instagram hesabını tekrar izleyenlerimize aynen, söyleyelim. Zeynep'in minik sunumları diye girebilirsiniz. Sayfamı Zeynep'in takip edebilirsiniz. Zeynep'in minik sunumları. Evet, minik sunumları. Evet. Takip ederseniz sevinirim. Sevgili izleyenler kesinlikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel lezzetlerden mahrum kalmayın. Tarifleriyle birlikte paylaşıyorum. Zeynep'ciğim ben yemek için sabırsızlanıyorum. Biz yemeklerimizi yiyelim sevgili izleyenler. Birazdan kahve keyfinde görüşmek üzere. Zeynep Hanım'ın evine geldik. Kendisi çok güzel sıcakkanlı karşıladı bizi. Misafirperverliğine hayran kaldım. Özellikle ailesi, yeğeni, çocukları hepsi cana yakınlardı. Çok hoşnut kaldık karşılanma şeklimizden. Yemek olarak bütün malzemelerini mutfağında hazırlamıştı. Bizi hiç uğraştırmadı. Malzemeler süperdi, hazırlanmıştı. Bulgurunu boşalttı güzel leğenine. Çok güzel yoğurdu, onu güzel özdeşleştirdi. Yuvarlarken ben de kendisine hatta yardım ettim. Çok güzel eğlenerek yuvarladık köfteyi. Eski geleneklerimizdeki gibi imece usulü ikimiz birlikte yaptık. Çok güzel oldu. Sonra yemeğin yapım aşamasına geçtik. Alttan tereyağıyla zeytinyağını kavurdu. Üzerine doğradığı soğanları ekledi. Onlar güzel kavrulduktan sonra içerisine salça ve domates sosunu ekledi. Yuvarladığımız köfteleri kaynamış suyun içerisine attık. İçerisine baklagilleri, yeşil mercimek, nohut ve kurutulmuş patlıcan, biber, domatesi de ekledikten sonra birkaç taşım kaynattık. Sonra üzerine yapmış olduğumuz sosunu, tereyağlı yapmış olduğumuz soğanlı sosunu, salçalı
üzerine ekledik. Muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Sofra sunumu, masasının sunumu harikaydı. Şerbet, çay olan cam kavanozlarda sunumlukları harikaydı. Göze hitap ediyordu. Çok güzel bir masa hazırlamıştı. Sayfasında da bu sunumlarını paylaşıyor kendisi. Evet, yemeği tattık. Muhteşem bir lezzetti. Yemekleri harikaydı. Zeynep Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Ailecek hepsine, eşine, çocuklarına, yeğenine bizi çok güzel karşıladılar. Cana yakın, sevecen olmalarından dolayı da ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Hiç misafir gibi hissetmedim kendimi evlerinde. Çok rahattım. Güzel bir program oldu.